Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün farklı konuklarım var. Uzun bir yoldan geldiler diyebilirim. Çok değerli sektörümüzün önemli isimlerinden ve ajanslarından, yeni nesil ajans ve yeni bir ajans aynı zamanda da Jüpiter İstanbul bizlerle beraber. Ve kurucusu Kerem Kanık bugün bizleri kırmadı geldi. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Estağfurullah, hoş bulduk. Mert Demirhan. Jüpiter İstanbul Kreatif Direktörümüz. Merhabalar. Ve Alican Savaş aynı şekilde. Merhaba. Jüpiter İstanbul Kreatif Direktörü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi isim öyle bir isim ki espriye çok açık, böyle yüksek bir enerjisi var. Biraz adı üstünde de bir noktadasınız galiba. O yüzden ben hiç lafı uzatmadan herkesin de merak ettiği bu yeni girişiminiz, yenilenen yeni nesil ajansınızla Kerem Bey size bir söz vereyim istiyorum. Kerem abi, Kerem Bey. Teşekkür ediyorum. Evet, yani bir yeni bir yolculuğa çıktık ve bu yolculuğa çıkmamızın başındaki temel sebep şuydu. Çok hızlı değişiyor, her şey çok hızlı değişiyor. Sektör çok hızlı değişiyor. Çalışan mesai arkadaşlarımız, bizler, hepimizin beklentileri sektörel anlamda çok hızlı değişiyor. Ve bir yerden sonra bu değişikliği yeni bir felsefeyle, yeni bir bakış açısıyla uyum sağlamanın çok daha bizim için heyecan verici ve kolay olacağına karar verdik. Ve söylediğim gibi çok uzun yıllardır birlikte çalıştığım arkadaşlarımla beraber eski ajansımızdan güzel bir şekilde aslında ayrılıp böyle bir yeni bir girişime doğru uçmaya başladık, öyle söyleyeyim. Evet, çok da şey, yani bu yeni ajans açma hikayeleri biliyorsun birazcık şeydir. Nasıl söyleyeyim? 3 kişi açılır, 5 kişi açılır. Yani ben de böyle ilk ajansımı açarken hakikaten sayımız böyle 6-7 idi. Ama şöyle bir ilginçlik oldu. Biz hakikaten de 40'a yakın insanla ve şeyler de öyledir. Müşteriler de hani teker teker bulursun, yavaş yavaş bulursun. Ve ciddi bir müşteri portföyüyle ve çok ciddi bir kalabalıkla böyle... Tabii bir de bu deneyimle eşleşince zaten hani 2-3 kişi belki değil de mevcut organizasyonel yapıyı ve bu yenilikleri, çünkü yani deneyim demek tecrübe demek, tecrübe demek günümüze ayak uydurabiliyor olmak demek de aynı zamanda. Evet. Dolayısıyla bugün sizler ve tüm Jüpiter çalışanları, ekip arkadaşları anladığım kadarıyla bu yolculukta bu yola baş koymuş. Aynen öyle, buluştuk yani, öyle söyleyeyim. Buluşma noktası gibi ve de. Böyle dışarıdan bakıldığında yeni bir ajans heyecanını barındıran ama içeri girdiğin zaman da aslında ciddi bir kalabalıkla, hem müşteri portföyü anlamında hem de mesai arkadaşlarımızın sayısıyla ilgili olarak ciddi bir kalabalıkla yola çıktık. Abi bir şey soracağım. Şimdi herkes Jüpiter'i... Bu hani... abi bir şey soracağım, sanki daha samimi bir soru soracaksına doğru geçti evet, hikaye. Yani şöyle, şimdi hani Jüpiter evet güzel bir gezegen, fakat hani... Nasıl bu isim çıktı? Nereden esinlendiniz? Biraz böyle bir hikayesi mutlaka vardır diye düşünüyorum. Var. Onu böyle kısa geçeceğim. Kısa geçmemin sebebi ismin fikir babası ben olsaydım saatlerce anlatırdım. Ama şöyle bir hikaye. Bizim ajans başkanımız Dilek Sezen. Biz böyle tabii, ben kafamda isimler var, ne yapalım, ne edelim. Birazcık da biliyorsun bu isim koyma işi, çocuğuna isim koymak gibi bir şey. Doğru. Ve şöyle kazalar olabiliyor ya yolda. Çocuğuna mesela ismini Kartal koyuyorsun, Galatasaraylı oluyor mesela. Yani şimdi bu bir sıkıntı ya. Ya da ne bileyim, Haydar koyuyorsun, ince sesli bir çocuk oluyor evet. Mesela. Yani bu bazı isimler karakterlere etki eder. Öyle de bir isim arıyorum yani hani... Birazcık karakteri tabii kafamızda hayal ediyoruz hep birlikte arkadaşlarımızla. İsim de ona yakışsın, isim de ona yakışsın. Sonra bir gün Dilek, bir gece, yani bu işler biliyorsun hep gece yapılıyor ya. Yani bir şekilde böyle suyun bile uyuduğu saatlerde biz böyle Dilek'le telefonda konuşuyoruz, buluşuyoruz falan. Ve Dilek dedi ki, ya Kerem, yani şöyle bir isime ne dersin? Gezegen dünyasından girdi. Birazcık da şey de istiyorum yani, ne Türkçe olsun,
ne yabancı dili olsun. Çünkü o yabancı dilli isimler hakikaten böyle bende bir alerji yapıyor. Dolayısıyla böyle Dilek bir anda Jüpiter'e ne dersin dedi. Sonra da iyi bir satıcı olduğu için Jüpiter'in manasını böyle Wikipedia'dan copy paste yapıştırdı. Ben hakikaten görünce çok etkilendim. Çünkü Jüpiter'in benim en çok etkilendiğim özelliği bizim sistemimizdeki en büyük gezegen. Evet. En büyük gezegen olmasından mütevellit de müthiş bir manyetik güce ve çekim alanına sahip. Bunu da şuraya kafamda hemen bir hikayeci olarak yoğurdum. Jüpiter'in çekim alanına giren hiçbir şey bir daha çıkamıyor. Bu gerçekten böyle birazcık derin bir araştırmaya girince mesela NASA'da da hikaye şöyle akıyormuş. Bir uyduyu Jüpiter'in alanına kaptırdığımız an adamlar kapatıyormuş. Yani kurtarmaya çalışalım milyon dolarlık şeyler diyorlarmış ki kapatın. Yani onu oradan geri çıkartma ihtimalimiz bugünkü teknolojiyle ve bütçeyle yok. Bu çekim gücü beni tabii çok etkiledi. Çünkü biz bunu markalarla eşliyoruz ve dedik ki yani Jüpiter'in hakikaten daha önceki ajansımızda birlikte çalıştığımız markalarla çok uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Evet. Ve onlar şimdi Jüpiter'deler. Ve bu uzun yıllar şu demek aslında. Bizim alanımıza giren markalar bizi kolay, çok kolay terk etmiyorlar. Evet. Evet, yani çok uzun yıllardır bu markalarla birlikte çalışmaya da devam ediyoruz. O yüzden de bu felsefe hoşuma gitti. Dilek'e de bir selam olsun buradan. Aslında isim annesi diyeyim. Dilek Sezen'dir. Çok güzel. Tabii şimdi bahsettiğin gezegenden kolay kolay gidemiyorlar, gitmiyorlar. Rı da sağlayabilmek için böyle bir değişim de gerekiyordu. Aynen. Ben buradan tekrar hani hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkürler. Bu tabii reklamcılığın, iletişim sektörünün hani vazgeçilmez noktalarından bir tanesi. Şimdi yani yaratıcı veya kreatif vizyon dediğimiz nokta. Şimdi bu konu için konuşabilecek herhalde çok önemli isimlerden iki tanesi hatta üç tanesi karşımda. Şimdi hem böyle sektöre baktığımızda hem markaların ihtiyacı hem de çağa ayak uydurma noktasında kolay bir iş yapmıyoruz. Yani hiçbir zaman kolay değildi işimiz ama şu anda teknolojinin de ciddi bir atak, özellikle Covid ya pandemi süreci bunu çok hızlı adapte etti herkese. Olanlar var, olamayanlar var, o ayrı konu ama olanlarla konuştuğumuz zaman hakikaten çok hızlı gelişti. Ve yapılan işler bir fabrikasyon mantığında olmadığı için devamlı insan kendini yenilemeli, trendleri, teknolojiyi yakından takip edip o işe adapte etmeli, entegre etmeli. Şimdi bu noktada sizler kendinizi bu işe adamış insanlar olarak yani ajans içerisindeki o ekip ruhu en önemlisi, bunu sağladığınızı düşünüyorum. Bunu koruyabilmek, insanların böyle önünü açabilmek, yeni sektöre girmek isteyen insanlara yol verebilmek için. Hani şöyle bir ajans içerisindeki o kreatif dünyada neler yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz bu işleri söz vermek istedim. Kimden başlayayım bilemedim. Fark etmez, ben alabilirim şeyi. Ya şöyle ayak uydurmak dedik ya zaten. Aslında ayak uydurmamız gereken en önemli şeylerden biri de bu yeni nesil reklamcıların reklamcılık yapmak istememesi. O bizim için şu an büyük problem. Dolayısıyla biz ajansı... Sektör için büyük problem evet, yani. Sektör için de büyük problem. Bir itibar problemini konuşuyoruz aslında. Evet, evet, biraz da öyle. Çok da elimizde olan olmayan şeylerle alakalı bir şey. Biz bir Jüpiter'i açarken ilk şunu konuştuk zaten. Kerem'in de önderliğinde masada. İstenilen yer olmak. Yani yeni neslin, ben Jüpiter'de çalışmak istiyorum. İşte ben Kerem Kanık'la çalışmak istiyorum. Ben Dilek Sezen'le çalışmak istiyorum. Zaten çok da hızlı bir ilerleme oldu. Evet. Ben Alican Savaş'la çalışmak istiyorum. Ben Jüpiter'de çalışmak istiyorum diyeceği şartları da sağlayabilen, o marka havuzunu da sağlayabilen, o vizyonu sağlayabilen ve o desteği sağlayabilen. Çünkü yani işte hepimiz 15-20 senedir bu işi yapıyoruz. Biraz şey olur. Ekipler çalışır. Ama yıldız olan tepedeki isimler olur. Biz onu da yapmamaya çalışıyoruz mümkün olduğu kadar. Yani bizim stajyerimiz de gider marka tarafındaki en yüksek rütbede oturan kişiye fikrini anlatır. O masada var olur, o masada parlar fikriyle. Jüpiter böyle bir yer. Evet. Dolayısıyla çalışmak istenilen yer yapmak istiyoruz. Bir yandan da tabii sunduğumuz şartlarla da öyle olmasını tabii temenni ki ediyoruz. Onun için de ayrıca projelerimiz var. Yani bu yaratıcı akıllar şeyler ve fikirlerle dolu bir gezegeni hem sağlayabilmek hem koruyabilmek için
aslında ciddi efor harcanıyor arka planda da yani. Yani bu aslında Mert'cim bir araya gireceğim tabii ama ki. Şunu söylemek içimden koparak geliyor. niyet bundan 15 sene önce, 10 sene önce sadece reklamcı tarafında oluştuğunda dahi yeterli oluyordu. Ne demek istiyorum? Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu şartlar, bu arzulanan ajans vesaire, bu dünyaları yaratmak için bugün gerçekten birlikte çalıştığınız reklam verene de çok ihtiyacınız var. Çok. Çünkü bir reklam ajansının işte duvarına neon yaptırıp creativity falan yazdırmak, ya böyle de bir ajans yok, herhangi bir ajansa laf saplamıyorum da yani aklıma geldi böyle, hani öyledir ya, Hollywood'da bir film çekecek olsak ve bir reklam ajansı dizayn edecek olsak hemen yani aklımıza şey gelmiyor, cubicle'lar, takım elbiseli insanlar falan, yani Mad Men'i bir köşeye bırakırsak aklımıza gelen şey böyle uçan kaçan çılgın vesaire şeyler, ama bu arzulanan ajans olmaya artık yetmiyor. Öyle bir şey yok zaten. Birazcık reklam verenin vizyonu reklam ajansı ile birleştiğinde reklam ajansı çalışanlarının yapmak istedikleri şeylere kucak açan, onlara fırsat veren, o ortamı sağlayan, o sahayı sağlayan veya mevcut yapıyı koruyabilen reklam verenler bu ajansların arzulanan ajans olma yolculuğunda çok ciddi katma değere sahipler. Yani bu önemli bir sorumluluk paylaşımı. Dolayısıyla eskisi gibi olmadığı çok aşikar bugünkü dünyanın. Ama reklam verene düşen çok 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 ciddi bir sorumluluk, bir görev var. O görevde hakikaten ajansların oldukça yaratıcı ve iştahla çalışmaya devam edebilmeleri için reklam verenin ajanslarla pimpon oynamayı becermesi lazım. Öbür türlü çünkü Friends'de bir bölüm vardı, izleyenler belki bilirler. Ha, sen izleyebiliyor musun dizi film? Ben izleyebiliyorum. Bir 5 dakika bakabiliyorum telefona bakmadan, sonra telefona geçiyor. Orada iki karakter var, Joey ve Chandler. Bunlar ev arkadaşı, ayrılıyorlar. Birbirlerini özlediklerini şöyle anlatıyorlar. Yani pimpon oynuyor mesela tek başına, vuruyor. Sonra top sekip dışarı çıkıyor. O şu demek yani, artık biri yok hayatında. Bizim de reklam verenle hakikaten hikayemiz bu. Bu pimponu oynamayı becermemiz gerekiyor. Ben vurduğumda karşı taraftan da bir tepki gelmesi lazım ki oyun güzelleşsin ve devam etsin. Veya tam tersi, reklam veren vurduğunda ajanstan bir tepki gelsin. Bu ikisi olmadan o top boş sahada sekip yere düşüyor. Ve bu da bahsettiğim arzulanır, iyi işlerin çıktığı, heyecanla çalışıldığı ajansları sayısını ya yukarı doğru çekecek olan unsur ya da aşağı doğru indirecek olan unsur. Bugünkü durum hakkında bir yorum yapmayacağım. Ama bu önemli bir konu. Bu reklam verenler için önemli bir sorumluluk diye düşünüyorum. Evet. Peki Alican, senin tarafta ekibinizdeki gençler, yeni ekip arkadaşları artı kendinizi bu yolculukta yürütürken yapay zekanın da böyle jet hızıyla hayatımıza girdiği, aslında o tamamen pandemi dönemi aslında o dönem. Aynen öyle. Bir fayda sağlıyor mu? Çünkü şöyle bir düşünce var insanlarda. Yani bizim sektörde çalışanlar, marka tarafında olanlar hiç fark etmez. Yapay zeka geldi zaten, işte tasarımı yapıyor. İşte metni de yazıyor. Hani tamam, herkeste bu yok ama böyle bir şey var. Aslında bunun böyle olmadığını, o insana özel bazı özellikler var ya, onu da unutmamak gerektiği. Duygu mesela. Yani mesela en önemlilerinden. Ya bu birleştirmeyi nasıl yapıyorsun mesela tasarımda? Abi zaten şöyle diye söz vermek istedim. Yani bence bizim işimiz özelinde şöyle bir durum var. Akıl gerçekten duyguyla çalışıyor bizim işimiz özelinde. Biz yani şöyle yeni gelecek art direktörlere birazcık da yapay zekayı, bu dijital teknolojileri nasıl kullandığına artık da bakıyoruz. Çünkü yani prompt designer gibi artık kavramlar var hayatımızda. Çok ince bir çizgi var. Yani art direktörler ne yapıyor o zaman? Bu programlar onların işlerini yapıyorsa gibi bir şey değil. Çünkü oraya o promptları gene biz giriyoruz. Yani bizim duygumuz ve bizim aklımız giriyor. Bence bu işin kaçırılmaması gereken bir nokta. En önemli noktası zaten. Ve o işi nereye adapte, nasıl adapte edebileceğimiz, nasıl uygun olabileceğini de. O sadece bence bir bizim için araç. Bu nokta bence çok önemli. Kesinlikle. Ama biz de tabii ki bu yeni nesil çağda müşterilerimizi de bir iki tanesine de bunlarla bir
işler yaptık, açık hava projeleri yaptık, filmler yaptık yapay zekayla. Gerçekten işimizi kolaylaştırıyor. Bizim seni hızlandırabilir bir noktada. Bayağı hızlandırıyor hatta. Yani tabii ki prodüksiyon süreleri uzun olabiliyor. Bizim daha hızlı çözümlere, bu dijital çağda çok daha hızlı çözümlere ihtiyacımız olduğu için zamanımızı kurtarıyor. Ama benim bir de bir iki tane daha böyle şeyim var. Yani bizim bu Covid'den sonra aslında böyle bir bazı şeyleri unuttuk. Yani bazı kavramların içi boşaldı. Ben mesela evden çalışmayı seven bir insanım. Çok daha rahat, çok daha odaklı çalışabiliyorum. Ama yeni nesilde şöyle bir şey var. Dilek Sezen'e yine buradan selam olsun. Hep söyler. Bizim mesleğimiz gerçekten şey, usta-çırak ilişkisi. Yani ben Kerem'i yıllar önceden de tanıyorum. Çok da farklı sektörde insanlarla çalıştım. Hep bir ustaya saygı. Yani bizim mesleğimizin çünkü özü bu. Bence biraz buralara artık bu kaslarımızı, bu duygularımızı hatırlamamız lazım. Evet, evden çalışma diyorum gerçekten çok güzel bir şey ama insanların beraber çalışması çok daha önemli. Çünkü art ve yazar ayrımı dediğimiz şey çok ciddi oluşmaya başladı. Benim gördüğüm temel problemlerden biri bu. Biz eskiden işte bir tasarımcı olarak bir yazar oturup beraber çalışırdık bir işi. Ben görsel dünyasına bir şey söylerdim, belki aklıma bir kelime gelirdi. Belki yazarımın aklına görsel bir şey gelirdi, ben onu görselleştirdim. Ama şu an yazar bir şey yapıyor, al birader bu işte metni bu diyor. Şimdi sen orada tek, o kadar tek başına yalnız bir şey, doğru, dünyada kalıyorsun ki. Bence işte bu bizim eski kaslarımızı hatırlamamız gerekiyor. Şimdi usta çırak deyince Ender Merter de geldi aklıma. Yani o böyle çok önem verir çünkü böyle şeylere. İşte çok böyle eskilere de gidiyorum. Hani hem yazıp hem dizayn edebilen işte İhap Hulusi Görey de var. Tabii. Şimdi hatta Cumhuriyet'in 100. yılında bir takım sergiler de yapılıyor olacak onunla ilgili. Çünkü Cumhuriyet'i afişleyen adam tırnak içinde hep, evet, lanse edildiği için. Kreatif vizyon dediğimiz noktada zaten konuştuğumuz bir çerçeve var. Onu böyle bir paketledik. İlave olarak böyle hayata geçirdiğiniz projelerde yapay zekayı da kullandığınız işler oluyor mu? Bunlar ne sıklıkla oluyor diye bir sorayım. Ondan sonra farklı bir konuya geçeceğim. Ya özellikle benim tarafımdan, Mert sözü senden alıyorum ama bizim işimizin çoğu tarafı bir fotoğrafa oluşturmak veya bir videoyu çıkarmak. Özellikle fotoğraf konusunda bize, yani ilanlar konusunda çok çok yardımcı oluyor. Bahsettiğim gibi bir müşterimize bunu yaptık. Yani bizim günlerce PPM'ini yapıp fotoğrafı işte kastı arayıp ona telifler verecek zamanımız ve bütçemiz olmadığı, evet, için sadece yarım saatte o görseli biraz da üstüne başka uygulamalarla oynayıp bunu hayata geçirdik. Dediğim gibi bir film de yaptık. Daha da çok hayatımızın içine sokmaya çalışıyoruz. Yani şimdi çok yoğun çalışan bir ajanssınız. Bir de çok hızlı bir başlangıç da yaptınız. Yetişiyorsunuz maşallah her şeye. Yetişemiyoruz. Yani ben ne zaman Kerem abiyle konuşsam şey diyor. Tank, yani şuradayım. İşte program, ben seni arayacağım. Hani şu, evet, hani şu programı yapabilmek için çok böyle git gel oldu aramızda ama sağ olsun. Ya şimdi müşteri kanadından da yani medya bütçeleri, prodüksiyon bütçeleri, yani sektörde genel bir her şeyin yukarı çıkması, bu biraz da bizi böyle daha kısa süreli sanki, İnsanların da vaktini böyle çok almadan, hani böyle hızlı bir şekilde iletişimek, daha böyle duygu dolu işler çok özel günlere kaldı gibi. Öyle, doğru. Normal süreçte yani bu tarafa nasıl bakıyorsun abi? Tanku, teşekkür ediyorum bu pas için. Çünkü konuşmamızın başında söylediğim bu yeni vizyon, farklı vizyon hikayesinde benim çok uzun zamandır kafayı taktığım, gerçek anlamda ama böyle yani hani obsesif bir şekilde kafayı taktığım bir konu var. Ve her geçen gün... Sen kafana taktıysan o şey... her geçen günde bu kafayı taktığım konuda aslında ne kadar haklı olduğumu görüyorum. Bize de taktırdı bir de. Evet, yani birlikte çalıştığım arkadaşlarımın da böyle bunu kafasına yıllardır işliyorum. Ve birazcık da aslında Jüpiter bizim felsefe olarak buraya doğru geçeceğimiz de bir gezegen oldu bizim için. Bu konuda ne? Tam olarak senin de zaten şu anda dem vurduğun konu süreler, reklam süreleri. Yani medyada gerçekten pay sahibi olmak bugün çok ciddi şekilde çok fazla markayı zorlamaya başladı. Markalardan bağımsız bu arada, büyük küçük fark etmez. Bir sektör düşün, markalar her gün sayıları artıyor.
yeni girişimler oluyor, yeni markalar kuruluyor ve bunlar tabii ki reklam veren, reklam vermek isteyen markalar. Özellikle bu dijital dünyada bir markanın büyüme hızı eskiye göre çok çok daha fazla. Evet. Dolayısıyla burada bir talep oluşuyor reklam veren tarafında, sayıları da artıyor. Öbür tarafta ise kendilerini gösterecekleri mecranın talebin artmasından mütevellit çok ciddi oranda pahalılığa doğru gidiyor. Bu da neye dönüşüyor? Sürelerin kısalmasına. Bu işin ekonomik tarafı. Benim takıldığım yer burası değil. Çünkü reklam verenin parasından bahsediyorum şu an. Evet. Benim takıldığım yer insanların algılama, tahammül süreleri. Yani baktığımız zaman Vogue'da yayınlanan bir makale var. Hiç unutmuyorum. Şöyle bir data, orada bir data vardı. 7 saniyelik bir içerik, bir reklam diyelim. 30 saniyelik bir reklamın yarattığı mesajın akılda kalmasının %60'ını sağlıyor. Yani ne demek istiyor bu? Diyor ki sen 30 saniye parası verip %100 akılda kalma sağladığını varsay, 7 saniyeyle %60 akılda kalabiliyorsun. Şimdi 30'u 7'ye böldüğünde çıkan oran %100 ile %60 arasındakine göre gerçekten çok farklı. Evet. O yüzden insanlar zaten siz düşünün. Yani buradaki bütün arkadaşlarım düşünsün benimle aynı zamanda. Ne kadar çok ekrana yapışık kalarak içerik tüketiyoruz artık. Yapamıyoruz ki. Ben 20 dakikalık bir diziyi 1 saatte bitiriyorum. Çünkü o multiple screen dünyası. Gözümüz ya telefona gidiyor ya başka bir yere gidiyor. Şeye girmiyorum bile. İçeriden eşin bağırır, çocuğun ağlar, kapı yok, çalar. Doğal onlara girmiyorum. Ortama bile. Hiç girmeden. Hiç girmiyorum bile. Evet. Dolayısıyla sürelerin kısalması gerekiyor. Dikkat süremiz zaten, insanoğlunun dikkat süresi 8 saniye. Hatta bir araştırma yapılmıştı. Japon balıklarının dikkat süresinden daha kısa çıkmıştı. İnanılmaz bir bu şey. Bu ne zamanın bu? O şakayı değiştirmemiz gerekiyor. 2015 falandı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir araştırma okumuştum. Şu an ne durumda acaba? Yani 8 saniyeden bahsediyoruz. Ki bu yani 2015'te aklımda kalan bir datadan bahsediyorum. 3'lere 4'lere indi gibi bir data muhtemelen, var elimizde. Evet, daha da aşağı inmiştir. Ve Jüpiter'in temel iddiası çok kısa sürede çok etkin reklamlar yapmayı becermek. Bu da bizim öğrendiğimiz mesleğin duayenlerinden, demin Alican güzel söyledi, ustalarımızdan öğrendiğimiz klasik reklam gramerini, akışını artık biraz değiştirmemiz gerektiğini bize anlatıyor. Biz şöyle büyüdük. Hikayesi olmayan reklam iş yapmaz. Bugün dönüp televizyona baktığımız zaman ciddi işler yapan ve aslında hikayelerden çok daha uzak, çok daha odaklı evet. bir sürü sonuca, iş görüyoruz. Direkt sonuca giden. Tabii ki markaların kurumsal imajlarını yürütmeleri için hikayeler çok değerli. Yani hikaye dediğimiz şey reklamcının alet çantasında parlayan bir taştır. Ama tek taş değil artık. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, bugün sektörümüzün yeni nesil değişen, dönüşen ajansı Jüpiter İstanbul bizlerle beraberdi. Onlara tekrar buradan hayırlı olsun diyoruz ve o gezegende başarılar diliyoruz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.